Şimdi yeniden Gazze'ye dönelim. Malum 10 gündür süren bir operasyon var. Kentte doğru düzgün ilaç yok. Doğru düzgün doktor yok. Yeryüzü doktorları Türkiye'den Gazze'ye gitmeye hazırlanıyor. Şu an bir afet durumu Gazze'nin içerisinde söz konusu. 9.000, 10.000 civarında insanın evsiz kaldığını görüyoruz. Gazze halkı İsrail ateşi altında kaldı. 1500'e yakın yaralı var. Bu yaralıların 400'ü çocuk, 300'e yakını ise kadın. Yeryüzü doktorları Gazze'ye acil yardım çağrısıyla harekete geçti. Tıbbi anlamda yardıma muhtaç binlerce Gazze'linin ihtiyaçlarını karşılamaya gidiyor. 23 tane hastane ve sağlık merkezi vuruldu. Felçli hastalara, yaşlı yatalak hastalara tedavi hizmeti veren bir rehabilitasyon hastanesiydi. Burası vuruldu. 1500-2000'e yaklaşan yaralı stoğundan dolayı hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde, tedavi yataklarında ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Hastalar koridorlarda veya gayri sıhhi şartlarda tedavi edilmek zorunda kalıyor. Uzun süreden beri devam eden ambargo nedeniyle özellikle temel ilaç malzemelerinde ve tıbbi malzemelerde sıkıntı yaşanıyor. Gazze'de ilaç neredeyse bulunmuyor. Bunun yanı sıra salgın hastalık riski var. Enerji üreten santrallerin vurulması nedeniyle 5 gün sonra hastaneler bu hastalıkları tedavi edemeyecek. Saldırılar neticesinde bazı su kuyuları vuruldu, içme suyu kuyuları vuruldu ki Gazze'nin 1/3'ü içme suyuna erişemiyor. Çok büyük bir salgın tehdidi var. Hastanelerin 5 günlük yakıt stoğu kaldı. Hastanelerde pek çok hasta solunum cihazlarına bağlı, bir elektrik kesilmesi durumunda bunların hayatını da kaybetmesi söz konusu. Gönüllü doktorlar 6 kamyon ilacı Gazze'ye gönderdi. Şimdi ise tıbbi müdahale için cerrahlar yola çıkıyor. Günde 2 saat, 3 saat uykuyla çalışan sağlık çalışanlarımız var. Onlar artık bitmiş, tükenmiş durumdalar. Yeryüzü doktorları bir cerrahi ekip hazırladı. İsrail'e ve Mısır'a müracaatlarımızı yaptık. İzin gelir gelmez ekiplerimiz hastanelere gidip çalışmalarına başlayacaklar.